Efendim, Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'a tepki gösterdi. Elon Musk dediğin tamamen kravatlı bir soyguncudur dedi. Elon Musk gelir gelmez yok 20 dolar olsun, yok 7 dolar olsun, 8 dolar olsun. Bizim Elon Musk'a verecek 20 dolarımız değil, 20 kuruşumuz bile yok. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Kocaeli'deydi. İzmit'te esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Sarıgül ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Twitter'ın mavi tikli hesaplardan ücret almasını eleştirdi, Elon Musk'a yüklendi. Elon Musk dediğinde tamamen bir kravatlı soyguncudur. Daha Twitter'ı alır almaz soygun düzenine başladı ve Elon Musk'ı kınıyorum. Ve gerçekten bu aldığı karara hiç doğru karar olarak görmüyorum. Milyonlarca gencin Elon Musk Twitter kullanıcısının umutlarını yıkmıştır. Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOK'la ilgili de vatandaşlara çağrı yaptı. TOK, Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına, Japon arabalarına güle güle hoş geldin TOK. Yerli malı, yurdun malı, herkes Bismillah diyerek TOK'u kullanmalı. Sarıgül, yabancı kuralı ile ilgili de ilginç açıklamalarda bulundu. İstiklal marşımız okunurken Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a bakıyorum. Futbolcuların hepsi yabancı. İstiklal marşımızın ne olduğunu bilen üzülerek görüyorum ki görmüyorlar. O nedenle 8 tane yabancı yerine 8 tane Türk oynamalı, 3 tane kaliteli yabancı oynamalı. Hadi geç bir şey ya. Şimdi bir başka belediyenin haberinden bahsedeceğiz. Muğla Büyükşehir Belediyesi sahillerin daraltılmasının önünü açan yönetmelikle zeytinliklerde madencilik faaliyetleri yapılmasını öngören yönetmeliğin iptali için dava açtı. Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Danıştay yürütmeleri durdurdu. Hem zeytinlikler kurtuldu hem de kıyı alanları. 16 Nisan'da kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelik değişikliğiyle kıyı alanlarının özel mülkiyete geçmesinin önü açılmıştı. Bu düzenlemeyle sahiller daralacak, yapılaşma artacaktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi yönetmeliğin iptali için dava açtı. Dava sonucunda Danıştay yürütmeyi durdurma kararı aldı. 1 Mart'ta resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte zeytinliklerde madenciliğe izin verilmiş, madencilik faaliyetleri için geçici tesisler inşa edilmesinin önü açılmıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi bu yönetmeliğin zeytinyağı üretimine olumsuz etkileri olacağı için dava açtı. Dava sonucunda Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildi.